Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şube Başkanı Zuhay Sirkeli 10 Kasım Atatürk'ü anma öncesi bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkan Sirkeli tarafından yapılan açıklamada Atatürk'ün fani bedeniyle aramızda olmasa da devrimleriyle hala yanımızda olduğuna dikkat çekilerek, bedeni aramızdan ayrılsa da devrimleri, ilkeleri ve hedefleriyle o bize önderlik etmeye, bizim pusulamız olmaya devam ediyor denildi. Büyük devrimci, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılalı 82 yıl oldu. Bedeni aramızdan ayrılsa da devrimleri, ilkeleri ve hedefleriyle o bize önderlik etmeye, bizim pusulamız olmaya devam ediyor. İnsanlık var oldukça da devam edecektir. Çünkü insan onurunun ve bütün mazlum ulusların onun düşüncelerine ihtiyacı vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi tam bağımsızlık ilkesi temelinde onun düşünce ve eylemleri olan Kemalizm'dir. Kemalist düşünce sistemi geleceğimizin ve bölgemizin sorunlarını bugün de çözebilecek akla ve bilime dayalı bir yol göstericidir. Bilim insanı Ahmet Tener Kışlalı'nın tanımıyla Kemalizm geçmişin bekçiliği değil geleceğin öncülüğüdür. Bugün ulus yaşadığımız sorunların temelinde siyasi iktidarın Atatürk düşmanlığı bulunmaktadır. Bu düşmanlık devletimizi ve milletimizi uçurumun kenarına sürüklemiştir. Günümüzde gerici politika ve uygulamaların arttığı, çocuk ve kadın haklarının yoğun saldırı altında olduğu, toplumsal yaşamın bütün alanlarında baskıcı ve otoriter uygulamaların hayata geçirildiği, insanlığa ve bilime düşmanlığın zirve yaptığını ne yazık ki görüyoruz. Atatürkçü düşünceye göre yaşamda en gerçek yol gösterici bilim ve tekniktir. Atatürk'ün benim manevi mirasım bilim ve akıldır sözü Atatürkçülüğün bu özelliğini açıklığı ile vurgulamaktadır. 82 yıl sonra çözüm yine Atatürkçü düşünce sistemidir. Bugün sarayın gündemi ile milletin gerçek gündemi arasında uçurumun her geçen gün büyüdüğünü görmekteyiz. Halkın gündemi iş, aş, ekmek mücadelesi iken sarayın gündemi saltanat ve şatafat. Aramızdan ayrılışının 82. yıl döneminde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Öte yandan Sirkeli Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından Atatürk'ün sevdiği türkülerden oluşan Atamızı Anma konseri 10 Kasım Salı günü saat 14 ve 16'da Facebook'ta At Dalanya sayfamızdan canlı olarak yayınlanacağını söyleyerek tüm vatandaşı etkinliği seyretmeye davet etti. Ayrıca Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi Türk Halk Müziği Topluluğumuzun Atatürk'ün sevdiği türkülerden oluşan Atamızı Anma konseri 10 Kasım Salı günü saat 14 ve 16'da Facebook'ta ADD Alanya sayfamızdan canlı olarak yayınlanacaktır. Tüm vatandaşlarımızı izlemeye davet ediyoruz.